Avrupa Merkez Bankası verdiği sözü tuttu. Banka gelecek pazartesinden itibaren ülke tahvilleri alımının başlayacağını açıkladı. Güney Kıbrıs Rum kesiminde toplanan yetkililer geçtiğimiz Ocak'ta gidileceği açıklanan para politikasındaki yumuşamanın Eylül 2016'ya kadar devam edeceğini belirtti. Para politikamızdaki önemli ek yumuşama, Euro bölgesi ekonomisinde yaşanan olumlu değişimi destekliyor ve kuvvetlendiriyor. Finansal piyasalara ulaşılması, özel ekonomiye yapılan dış finansman masraflarını iyileştirdi. Özellikle şirketler ve haneler için borç alma şartları net bir şekilde daha avantajlı. Bununla birlikte AMB Başkanı bu sermaye enjeksiyonunun bu yıl fiyatlardaki gerilemeyi engellemeyeceği konusunda da uyardı. Euro'nun dolar karşısında değer kaybını ve ham petrolün fiyatının düşmesini göz önünde bulunduran AMB, 2015 için büyüme oranını %1,5, gelecek sene içinse %1,9 olarak öngördü. Draghi, 60 milyar euro değerinde yatırım yapılabilir nota sahip ülke tahvillerinin yanında Yunanistan tahvillerinin de alınabileceğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası bugüne kadar Yunanistan'a 100 milyar euro borç verdi. Daha doğru söyleyişle bu borç son 18 ayda 50'den 100'e katlandı. Yani bu anlamda Avrupa Merkez Bankası'nın Yunanistan Merkez Bankası haline geldiğini söyleyebiliriz. Ama o aynı zamanda diğer tüm ülkelerin de Merkez Bankası. AMB Yunanistan tahvillerinin alınması içinse bazı şartların yerine getirilmesini bekliyor. Bunlardan ilki vadeleri Temmuz'da dolacak olan Avrupa Merkez Bankası'nın elindeki tahvil borçlarının ödenmesi.